Onur'a fx eşittir x eksi 2 üzeri 4'ün büküm noktalarının ne olduğunu sormuşlar ve çözümünü de aşağıda vermişler. Onur sonuca ulaşmak için bu adımları izlemiş. Sonra da Onur'un çözümünün doğru olup olmadığını bulunuz, doğru değilse hatası nerededir diye sormuşlar. Her zaman olduğu gibi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Şimdi isterseniz Onur'un adımlarının üzerinden geçelim. Öncelikle türev almış. Zincir kuralını uygulamış öyle değil mi? 4 çarpı x eksi 2 üzeri 3 çarpı x eksi 2'nin türevi yani 1. Evet türevi doğru almış. Sonra bunun da türevini almış. Yine zincir kuralı 4 çarpı 3 yani 12 x eksi 2 üzeri 2 çarpı x eksi 2'nin türevi yani 1. Tamam bu da doğru. İkinci türev 12 çarpı x eksi 2'nin karesi. Şu ana kadar yaptıkları doğru. İkinci adımda ikinci türevin x eşittir 2 de 0'a eşit olduğunu yazmış. Bu da doğru görünüyor. 12 çarpı x eksi 2 üzeri 2'nin 0'a eşit olmasını istiyoruz. Bu x 2'ye eşitken doğru olur öyle değil mi? Evet öyleyse ikinci adımda da sorun yok. Üçüncü adıma bakalım. Burada f'in büküm noktasının x eşittir 2 olduğunu yazmış. İkinci türev x eşittir 2'de 0 olduğundan Onur bunun doğru olduğunu düşünmüş. Evet, f'in ikinci türevi 2'de 0'a eşit. Böyle olduğu için bunu söylemiş. Ancak burada bir sorun var. Demek istediğim ikinci türevin x eşittir 2'de 0 olması, 2'yi bir büküm noktası adayı yapar. Başka bir deyişle, 2'nin büküm noktası olduğunu öyle hemen söyleyemeyiz. Büküm noktasında çukurluğun yönünün değiştiğini yukarı yönlüyken aşağı yönlü olduğunu ya da bunun tam tersinin olduğunu biliyoruz, öyle değil mi? İkinci türev dilinden konuşursak, ikinci türevin işaretinin değişmesi söz konusudur ve bunu da x eşittir 2'ye soldan ve sağdan yaklaşırken ne olduğunu bularak test etmemiz gerekir. İsterseniz hemen test edebiliriz. Bazı aralıkları değerlendirmemiz gerekecek. Eksi sonsuzla 2 ve 2 ile artı sonsuz aralıklarını değerlendirelim. Bunlar için değerlendirmeye alacağımız değerleri seçeceğiz. İkinci türevin işaretine bakacağız ve buna bağlı olarak da f'in çukurluğunu değerlendireceğiz. Hadi bakalım yapalım. Bir değer seçelim. Bu aralık için 1'i, bunun içinde de 3'ü seçelim mesela. 1 eksi 2'nin yani eksi 1'in karesi 1'e eşittir. 12 ile çarpınca 12 elde ederiz ve bu pozitif bir değerdir öyle değil mi? Peki, 3 eksi 2'nin karesi. Evet, bu da 1'dir ve 1 çarpı 12 de 12 eder. Yani bu da pozitif. Pozitif demek, çukurluğun yönünün yukarı doğru olduğu anlamına gelir. Evet, bu test değerleri için ikinci türev iki tarafta da pozitiftir. Bu noktada şüpheye düşüp belki de 2'ye daha yakın değerler seçmeniz gerektiğini düşünüyor olabilirsiniz. Ama bu ifadeyi inceleyecek olursanız, asla ve asla negatif olmayacağını görebilirsiniz görebilirsiniz. x eşittir 2 dışındaki tüm x değerleri için, yani x eksi 2 negatif olsa bile karesini aldığımızdan pozitif bir sonuç elde ederiz. Pozitif bir başka sayıyla çarptığımız için sonuç her zaman pozitif olur x eşittir 2 dışındaki tüm değerler ikinci türevi pozitif yapacağından çukurluğun yönü yukarıya doğrudur ve x eşittir 2 büküm noktası değildir. 2'den küçük değerlerden 2'den büyük değerlere ilerlediğimizde işaret değişmiyor. İkinci türev taraf değiştirmiyor ve bu yüzden de bu doğru değil. x eşittir 2'yi geçerken ikinci türev işaret değiştirmediğinden çukurluğun yönü de değişmiyor. Yani x eşittir 2 büküm noktası noktası değildir.